Düzlem aynada görüntü oluşumu. Arkadaşlar, cisimden çizdiğimiz ışınların yansımalarının uzantılarının kesiştiği nokta bize neyi verecektir? O cismin görüntüsünü verecektir. Düzlem aynada görüntüler her zaman sanal oluşacaktır ve cismin boyuyla aynı boyda olduğunu söyleyebilirim görüntünün dik gelen ışınlar için. Şimdi şöyle düşünelim. Herhangi bir noktaya bir ışın çizdiğimi kabul ediyorum cismimizden. Yine aynı şekilde farklı bir noktaya farklı bir ışın yollayalım. Ve buradan da yansıyan ışınların uzantılarını gönderdim arkadaşlar. İşte bu yansıyan ışınların kesiştiği noktada artık bu cismin görüntüsünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve cismin görüntüsü aynanın arkasında oluştu. Ve bu görüntünün sanal olduğunu söyledik. Ve artık aslında yapılan işlem nedir? Aynaya göre cismin simetriğini aldığımı söyleyebiliyorum. Yani Cismin aynaya olan dik uzaklığı x ise görüntünün de aynaya olan dik uzaklığı yine x kadardır diyebiliyoruz. Mesela arkadaşlar K ve L cisimleri verilmiş burada. Ne yapıyorum? Şurada K noktasını oluşturacağım ve şurada da L noktasını oluşturuyorum. Ve oluşturduğumuz cismin görüntüsünü artık bu şekilde çizebilirim. Yine burada ABC cismimiz verilmiş ve ABC cisminin görüntüsünü alırken arkadaşlar Uzak olan bir noktayı yine uzakta gösteriyoruz. Yakın olan bir noktayı ise yakında göstereceğiz. Burada bir B noktası, burada bir A noktası ve burada bir C noktası oluşmuştur diyebiliriz o zaman. Yine ABC üçgenimiz var. Şurası bizim için B ise şurada artık bir C noktası, burada da artık bir A noktasının oluştuğunu söyleyebilirim. Noktalarımızı birleştirdiğimizde yine burada şekli oluşturduğumu söyleyebilirim. Yine burada bir B noktamız var. B'nin devamına bir C noktasını yerleştirdim. Ve şuraya da bir A noktasını koyuyoruz. Noktalarımızı birleştirdiğimizde bu bize neyi verecektir? Cismin görüntüsünü verecektir diyebiliyorum. Şekildeki K noktasından çıkan ışık ışınları önce bir, sonra iki, daha sonra üç aynasında yansıyor. Üçüncü görüntü hangi noktadadır? Öncelikli olarak arkadaşlar K cisminin ne yapacağız? Birinci aynadaki görüntüsünü oluşturuyorum. Aynaya olan uzaklığı bir birimse aynanın arkasında ve bir birimde yine ne yaptık? Bu cismin görüntüsünü oluşturdum. K1'dir diyelim biz buraya. Sonra ikinci aynadaki görüntüyü alırken aynayı uzatıyoruz. Aynayı uzattım ve buradaki dik uzaklığın bir birim ise yine aynanın arkasında ve yine bir birim uzaklıkta K2'yi oluşturduğumu söyleyebilirim. Aynamızı yine yeniden uzatıyorum ve ışınlarımızı dik bir konumda attığımızı kabul edelim. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek aynanın 45 derecelik bir açı yapıyor yatayla. O zaman buradaki ışınların da yine 45 derecelik bir açıyla devam etmesi gerekecektir. Ve buradaki görüntünün artık en son konumda bir numaralı noktasal yerde oluştuğunu söyleyebiliriz. Cismin görüntüsü nasıl oluşur diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda öncelikli olarak aynamızı düzmüş gibi kabul ediyorum düz bir konumda bulunan bir ayna için ne olacaktır bu cismin görüntüsü aynanın arkasında ve yine 90 derecelik bir açıyla duruyordur diyebiliriz. Aynamızı eğer 30 derece döndürecek olursak şekle getirebilmem için 30 derece döndürmem gerekir. Ayna 30 derece dönerse görüntünün bunun iki katı kadar dönmesi gerekiyor. O zaman buradaki görüntümüzün 60 derece kadar döndüğünü söyleyebilirim. Yani oluşan görüntü burası 60 derece ise artık buraya 30 derece kaldı. Yani oluşan görüntü değerimiz için buranın 30 derece kadar olduğunu söyleyebilirim. Eğer soruyu biraz daha farklı hale getirmem gerekirse diyelim ki arkadaşlar burası 30 derece olsun. Aynamız yine aynı konumda bulunsa. 60 derecedir desek. Şimdi öncelikli olarak yapmam gereken şey ne? Yine aynayı dik bir konumdaymış gibi düşünüyorum. E bu cismin aynaya göre simetriğini aldığım zaman bu simetri değeri yatayla yaptığı yine açı 30 derece. Okun yakın olan kısmını yakına çizdim yine aynaya daha yakın oldu. Diğer kısmını ise aynaya biraz daha uzak bir noktaya koyduk dikkat ediyorsanız. E buradaki aynayı yine 30 derece döndürürsem görüntünün 60 derece dönmesi gerekecek ve artık buradaki görüntünün dik bir konuma geldiğini söyleyebilirim.